اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة عَيْنِنَا محمد سناب شهبت من زهير المباركي siz dinleyen kardeşlerimizden ebeden razı olsun. Allahü Teala Celle Celaluhu dünyada da ahirette de en güzel yerlere gelmeyi nasip eylesin. Amin. Değerli kardeşlerim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlar. Et tefekkürü saatin hayrun min ibadeti senetin. Yani anlam olarak Türkçesiyle sevgililer sevgilisi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki bir saatlik bir zaman dilimi saatin tümü 60 dakikası değil 15 dakika 20 dakika 10 dakika olur yeter ki o zaman dilimini Allahü Teala'nın rızası için insan tefekküre verse, yani bu kadar güzel yaratılmış kainatın içerisinde Cenab-ı Hakk'ın kurmuş olduğu düzen harika. Onlarla ilgili efendim düşüncelere dalsa ve Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun varlığını, birliğini, kudretini, gücünü hepsini böyle düşünerek hareket etse, bunlarla ilgili efendim bir düşünceler kendisini sarsa işte o kimse için bir sene nafile ibadet etmekten daha haylıdır buyuruyor sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü değerli kardeşlerim insan Allahü Teala Celle Celaluhu'nun nimetlerini düşününce vermiş olduğu bu güzellikleri görünce onlarla ilgili efendim kendisine yansıtılan hakkımız olmadığı halde Allahü Teala'nın üzerimize dökmüş olduğu rahmetini, yağdırmış olduğu güzel bereketlerini insan adeta tefekkür edince o kimseye namazda zevkle efendim kılınıyor. O kimse Kur'an'ı da zevkle okuyor. Tesbihini de efendim aşk ile yapıyor. Allahü Teala'yı hizmetinde adeta kuşlar gibi uçuyor. Niye? Bağlantı güzel oldu çünkü. Niye yaptığını, ne yaptığını, kime teşekkür ettiğini, kiminle irtibat kurduğunu insan bildiği zaman efendim adeta yerden ayakları kesilir. Aç mıdır, tok mudur, yorgun mudur, efendim değil midir bunları anlamaz bile yani. Rabbim o güzel noktaları yakalamayı nasip eylesin. Onun için i̇mam Gazali rahmetullahi aleyh buyuruyor ki o güzel insan Allame-i Cihan i̇hya ül Din kitabında bir insanın bir ayet üzerinde tefekkür etmesi, düşünmesi, Allah ayetleri düşünelim diye bize efendim gönderdi. Onunla ilgili şöyle müzakerelere girmesi, araştırmalar yapması, efendim o kimse için o kadar hayırlıdır ki hiç düşünmeden efendim ayetlerde ne buyruluyor falan bunlara bakmadan tıkır 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 efendim papağan gibi Kur'an-ı Kerim'i hatmeden kimseden daha hayırlı bir iş yapmış olur düşünerek bir ayeti okuyan insan. Onun için düşünmemiz lazım. Allah bize bu noktada vermiş aklımızı vermiş beynimizi vermiş kalbimizi bunları iyi kullanmamız lazım. Ufacık bir insanın yapmış olduğu esere bakıyoruz hayran kalıyoruz. Allah'ın eserlerini gördüğümüz zaman hayran olmamak mümkün mü? gökleri seyran ediyoruz, bakıyoruz. O güzel efendim gökyüzündeki yıldızlar, galaksiler, gezegenler, efendim bulutlar, güneşler, neler neler Allahü Teala bize buradayım diyor. Gökyüzüne baktığımız zaman bir çatlak göremiyoruz. gökyüzüne baktığımız zaman herhangi bir şekilde o gökyüzünü tutan direkler görmüyoruz. Ufacık bir binanın yapılması için ne kadar temeller kazılıyor, ne direkler çakılıyor. Allah Celle Celaluhu yedi kat semayı nasıl efendim direksiz bir kubbe olarak, bir tavan olarak başımızın üzerinde tutuyor. Ve ve bu gökyüzündeki olan bizim e, zararımızı engellemek için Rabbimizin koymuş olduğu tabakalar var, ozon tabakaları vesaire. Bunları ekvator düşündüğümüz zaman. Güneş direkt bize çarpmasın diye, efendim belli bir kırılmadan sonra gelsin diye, zararı olmasın diye Rabbimiz öyle ince hesapları yapmış. Efendim bunları adeta bizim üzerimize getirmiş ki görün, düşünün, bakın, teşekkür edin, tefekkür edin diyor. Yani bugünkü dersimizin ana konularından 3T formülümüz var ya, tefekkür, teşekkür ve takdir. Tefekkür etmeden olmaz. Allah bize efendim bir insanlık vermiş. Görüyorsunuz ufacık bir yerde birisi bir çizim yapıyor. Bir boya kalemiyle çalışıyor. Ondan sonra diyorlar ki sergi var. Ne sergisi bu? Fotoğraf sergisinin. Ne sergisi? Resim sergisi. Gidiyorsunuz bakıyorsunuz. Aa maşallah güzel yapmışsınız diyorsunuz. Ve o kimseni takdir ediyorsunuz. Allah'ın yapmış oldukları güzellikleri ha takdir etmeden, ya Rabbi demeden insan ön plan Allah'a çıkarmadan hayatını sürdürebilir mi? Çayı içiyoruz teşekkür, çayı içiyoruz tefekkür, çayı içiyoruz takdir. Bugün bir, bir portakal verdiler de çok hoşuma gitti böyle yaklaşım. Dediler ki portakal size hem hem e, faydalı olsun hem de portakal sizi Allah'a götürsün. Nasıl olur dedik? Dediler ki portakalın kendisine ait olan C vitamini vücudunuza gelecek o faydalı olsun. Allah'a nasıl götürecek? İşte portakalın içerisindeki olan o tat, portakalın kendine ait olan kokusu, portakalın efendim içerisinde dilim dilim onların yapılması hep Allahü Teala'nın varlığını, birliğini, kudretini efendim kainattaki olan sergilemiş olduğu o mükemmel organizasyonunu koyuyor ortaya. Kurban alayım Allah'ım. Onu öyle bir efendim top halinde bize verseydi, dilim dilim olmasaydı, biz onları yerken sağımız solumuz insanlar bir bir icat olurduk. Cenab-ı Hicveler hepsini kurban alayım böyle damarlı damarlı ayarlamış bize ikram ediyor. Bir de belki aylar sonra ulaşacak diye Antalya'dan, Finike'den, değişik yerlerden o portakal ve değişik işte artık ne düşünürseniz ben portakal üzerine konuştum. Allah-u Teala üzerine jilatinin de efendim kaplıyor. Bakıyorsunuz üzerinde bir efendim portakalın kabuk var. O ne demektir? Jilatin demektir. Bize ulaşıncaya kadar çamurlar, tozlar neler oluyor? Bir yıkıyorsunuz, içerisini bir açıyorsunuz. Oh! tadında efendim harika bir portakal afiyet olsun şifa olsun. Bismillahirrahmanirrahim demeyi unutmuyoruz. Son da elhamdülillah demeyi unutmuyoruz. Cenab-ı Hak'şin ile görüşmektir işte bunlar. Dostlar Rabbimiz bize bu şekilde düşünerek efendim gökleri temaşa etmemizi, yerleri temaşa etmemizi istiyor gecenin gündüzün birbirini takip etmesindeki olan o incelikleri oradaki serüveni takip etmemizi istiyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnne fi halqi's semawati ve'l ardi vehtilafil leyli ve'n nahari la'ayatin liuli'l albab. Ali İmran suresi 190. ayet. Bilal-i radıyallahu anh geldi sabah namazında Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı çağırıyor. Mescit hazır olduğunda mübarek baktı Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ın gözlerinden yaşlar akıyor. Ya Resulallah, niye ağladınız? Buyuruyor ki Allah bir ayet gönderdi ki o ayet beni ağlattı. Bu ayeti kim okur da düşünmezse tefekkür etmezse yazık ona yazıklar olsun ona. Allah Allah. Ya Rabbi hangi ayettir bu? İşte Al İmran 190 in fi halqi's semawati ve'l göklerin yaratılması yerin efendim arzın yaratılması ve vaktilafil leyli ve'n nahari gecenin gündüzün birbirini takip etmesi efendim bunlar 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 nedir biliyor musunuz bunlar laayatil ul albab akıl sahipleri böyle aklını değişik yerlere kiraya vermemiş satılığa çıkarmamış paraya efendim kadına makama işte TikTok'lara YouTube'lara oraya buraya müziğe falan satmamış Allah ile bağlantısını kuran akıllar var böyle güzel akıllar. Rabbim onlardan bize de nasip etsin. Onlardan bizi ayırmasın inşallah. İşte o akıl sahipleri gökleri efendim temaşa eder. Göklere bakar. Der ki, Rabbena ma hada batila. Subhaneke fekna azaben Rabbim ya Rabbi bunları boşuna yaratmadın. Seni bütün noksanlıklardan tenzih ediyorum. Ne olursun bizi cehennem azabından koru ya Rabbi. Amin. Bu 191. ayet. Yani 190'da göklerin yerin yaratılması, gece gündüzün birbirini takip etmesi, 191'in sonuna da Rabbena ma hada batila duası. Bu duayı üç kere Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mübarek kalktığı zaman göklere bakar bu duayı okurmuş. Kim okursa bu duayı kendisine hemen anında elli bin hasene, elli bin sabırlıceğinin müjdesini veriyor. Bunları bırakmayalım, ihmal etmeyelim. Sabahleyin kalktık mesela hem bakıyoruz yağmur var mı, gökyüzü nasıl efendim, hava nasıl falan gibi bu arada da ya Rabbi ne mükemmel yarattın bunları deyip Allah ile bir görüşme Rabbena ma halakte haza batila subhanike fekna azaben nar efendim duasını okumalıyız. Kolay. Ali İmran suresi 191 Şimdi sevgili dostlarım değerli kardeşlerim bakın diyor ki ne güzel bir şey yakaladım böyle Beyit. Bir fincan kahveye teşekkür eden sen yaradana nankörlük acaba neden? Bir fincan kahve efendim onu unutamıyoruz. Birisi sana bir yol haritası çiziyor, diyor ki şuraya gideceksin, şöyle yapacaksın falan. Abi çok teşekkür ederim, abla çok teşekkür ederim falan diye. Onu unutamıyorsun. Efendim teşekkür ihmal etmiyorsun. Tamam, teşekkür edilen insan zaten kaliteli insan, erdemli insan, görgülü insan, eğitimli insan, teşekkür eden insandır. Kaba olmayacağız. Ama bunları, teşekkürleri unutmayan sen kula teşekkür ediyorsun da yaradınına karşı nankörlük neden? Yaratanın vermiş oldukları senin hayatını devam ettiriyor. Kahvesiz de yapabilirsin. Yani o insan yol göstermese başka bir türlü de bu yoldan gider. Efendim hedefe ulaşırdın. Ama Allah'ın vermedikleriyle bitersin, biteriz. Bak ufacık bir dün efendim sular artıştırdı biraz yağmurlar geldi. Elhamdülillah dedik değil mi? Elhamdülillah dedik. Rabbim artırsın inşallah. Çünkü barajlarımıza bu sular yetmez. Yani kurak o bir mevsim yaşıyoruz. Yani şu anda ocağın 12'sine gelmişiz. 12 Ocak'tayız. 2023. Fakat maalesef yani ne suları görebildik, ne kar görebildik. Hava şartlarına bakıyorsunuz. Halen 11 derece, 13 derecelerle efendim gidiyoruz. Yani bunlar hayra alamet değil ama Rabbim hayra çevirsin inşallah. Düşünün Allahu Teala Celaluhu bize kulları kullarım suyunuzu alırsam ben haliniz nice olur diyor. Çekersek ha Cenab-ı Hak Mülk Suresinin son ayetinde bunu bize bildiriyor. Allah'tan başka bize su verecek yoktur. Su da hayattır. Dolayısıyla Allah'tan başka bize hayat verecek de yoktur. Rabbim nankör olmaktan muhafaza eylesin. Hmm. Rabbim şikayetçi olmaktan muhafaza eylesin. Şükreden kullarından eylesin. Rabbim tefekkür edip de Allah'a yaklaşmayı imanımızın söyle sürekli efendim artarak kuvvetleşerek efendim ibadetlerimize aşk ile şevk ile zevk ile sevda ile koşabilmeyi nasip etsin inşallah. Amin. Bakın değerli dostlarım güzel insanlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize şunu da söylüyor atamukum aklen esedukum lillahi khafen yani bir insanın en akıllı olanı hangisidir diye düşündüğünüz zaman buyuruyor ki sizin akılca en mükemmel olanınız en iyi akıl sahibi olanınız aklı en mükemmel efendim en dingin olan en dinamik olan bir kimse Allahu Teala Celle Celalından en ziyade, en fazlasıyla korkan, Allah'a en çok saygılı olan kimsedir. Bu kadar nimete karşı saygı gerekir. Edep gerekir. Efendim Cenab-ı Hakk'ın ile irtibat gerekir. Yani yoksa iki fakülte bitirmişin, bilmem şu kadar yer efendim işte kazanmışsın, şu kadar para kazanmışın, ama Allah ile irtibatın sıfır. Kardeş sen de sıfırsın, sıfır. Yani bakma millet seni alkışlıyor falan ama Allah katındaki değerine bak sen. Bütün insanlar seni alkışlasa, Allah ile Celle Celle irtibatı iyi değilse, Allah senden razı değilse o insanların aklı alkışlaması neye yarar? Ama Allah senden razı oluyorsa insanlar hepsi isterse sırtını çevirsin, kimse seninle ilgilenmesin. Allah var Celle, Celle Allah de dur. Elhamdülillah sizler bunu biliyorsunuz. Kardeşlerimize de hatırlatalım. Konuşunca efendim Allah'tan bahsedelim. Allahu Teala'nın vermiş olduğu imkanlardan, güzelliklerden, ikramlardan bahsedelim. İnsanları buralara doğru çevirelim. Çocuklarımıza bunları konuşalım. İşte aldık akşamleyin diyelim. Meyve yiyoruz. İşte evladım bak elma efendim Ondan sonra portakal, işte armut, neyse nar bunlardan konuşurken evladım bunlar aynı toprakta, aynı sırada oluyor ama sen efendim aşağı inince bir boyacı göremiyorsun. Bunların boyaları ayrı, renkleri ayrı. Peki aşağı inince tat veren de göremiyorsun. Efendim tatları da başka bunların. Peki koku veren de göremiyorsun. Kokucu da yok. Bunların kokuları da ayrı. Allahu ekber. Onun için Hocalarımız, büyüklerimiz, üstadımız e, Hacı Mahmut Efendi Hazretleri de buyururdu sohbetlerinde, derslerinde. Derdi ki bir insan yemek yerken, yemek yerken e, zikir yapmayacak. Onun zikri o anca tefekkür olacak. Yani bu nimetlerin efendim kenderi nerelerden gelmiş? Allah Celle bize nasip etmiş? Paramızı veriyoruz, alıyoruz ama bu nimetleri Allah Teala Celalüzelal böyle doyuluyorlardan bize getirmeseydi biz bunlara kavuşamayacaktık. Yani bakıyorsunuz elma ayrı bir yerde olmuş, üzüm ayrı bir yerde olmuş, çay ayrı bir yerde çıkıyor, şeker ayrı bir yerde, su da ayrı bir yerden kanaldan geliyor. Yani allah Teala hepsini bizde topluyor vücudumuzda. Vücudumuza baktığınız zaman o nerelerden gelenlerle bu vücudumuz 80 kilo olmuş mesela, büyümüş etmiş. Peki bu vücudu 80 kilo böyle değişik adreslerden gelmiş olan meyvelerle sebzelerle efendim sularla büyüten Allah Celle Celaluhu tekrar bu insan öldüğü zaman bu insanın da toprağa karışsa eti kemiği vesairesi çürürse Allahu Teala cilaluhu, tekrar onu 80 kiloluk, 100 kiloluk neyse artık kiloya göre Cenab-ı onları bir araya getirmeye kadir mutlak değil midir? Amin. Ne Onun için işimiz Allah ile bağlantılı. Çünkü en son Allah'a döneceğiz. Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz. Rabbim temiz geldik, temiz gitmeyi nasip eylesin. Rabbim gelirken Ağlayarak geldik, etrafımızda gül, gülüyordu. Biz giderken gülerek gidelim, Marsın etrafımızdakiler ağlasınlar. Rabbim son nefeste imanı kamil nasip eylesin. Kalbi selim nasip eylesin. Güzel bir yaşantı nasip eylesin. Harama bulaştırmasın, haram lokma yedirmesin. Ve dini ve için koşuşturan, efendim, dini için hizmet eden, birilerine hidayeti için vesile olmaya çalışan bahtiyar kullarından eylesin. Bazen bizi böyle dinleyen kardeşler mesaj atıyorlar da çok hoşuma gidiyor. Ben işte efendim iş yerinde onları da dinletiyorum. Efendim evimizde annemiz, babamız, kardeşlerimiz toplanıyoruz, beraber dinliyoruz. Tavsiye ediyorum. İnsanlar bir şeyler anlatıp da onlar namaza başlamalarını sağlıyorum deyip böyle müjdeli haberlerle konuşuyoruz. Gerçekten elhamdülillah Rabbim böyle bir güzelliği bize ikram ederse ne mutlu bize. Futbol adına deli gibi şahit efendim Koşanlar var onun için bağıranlar var sisi kısılıyor falan biz de Allah için koşturalım Allah yolunda terleyelim yorulalım sesimiz kısılsın efendim gerekirse paralar verelim geçen bir derbi maçı olmuş efendim bakıyorsunuz yazılarda diyor ki altı bin beş on bin liraya kadar bilet anında tükendi. Yani insanlar buralara ufacık o efendim maç için, maçı ayakta tutan nedir? Toptur değil mi? Herkes ayağında onu bir oraya vuruyor, bir oraya vuruyor. Efendim yüz binlere yakın insanda böyle enayi gibi, keriz gibi onları seyrediyor. O iki tane direkten içeri girdi mi girmedi mi falan filan diye. Peki o top, top neyle şişiyor? Havayla şişiyor. Neticede bir hava insanların bu kadarını arkasından koşuşturuyor bir tane konser oluyor. Efendim Allah'ın sevmediği, razı olmadığı görüntüler içerisinde bakıyorsun binlerce insan o işte efendim orada bulunuyor. Bir TikTok vesaire efendim bakıyorsunuz şu kadar bin görüntüleme yapılıyor. Peki Allah'ın ayetleri okunan yerlerde maalesef zayıf kalabiliyoruz. Ama çalışacağız Allah'ın izniyle. Efendim insanla kapısını çalacağız. Efendim hadi diyeceğiz. Bir olmayacak, bir daha diyeceğiz. Bir daha yılmak yok. Yürüyeceğiz yolumuza. Biliyor musunuz? Şununla bitiriyorum. Ebu Cehil gibi azgın bir iman düşmanı, İslam düşmanı, Kur'an düşmanı olan kimsenin ayağına Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tam yüz defadan fazla 120'ye yakın kapısına gitmiştir. İmana onu davet etmiştir. E biz şimdi hemen anında pes ediyoruz. Yok pes etmek. Yürüyelim, oku, okutalım, okuyalım, konuşalım ve Allah yoluna davet edelim. Allah Celle bu nokta bizi muvaffak kılsın, inşallah muzaffer eylesin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle, ahir ve akıbetlerimizi hayreyle, her türlü kazadan, beladan, depremden, afattan ülkemizi ve İslam alemini muhafaza eyle, sonumuzu hayreyle, analarımıza, babalarımıza, bütün ölmüşlerimize rahmet eyle, kabirlerin nur makamından cennet eyle, bizimle arkamızdan bize dua edecek hayırlı evlatlar, hayırlı cemaatler, arkadaşlar nasip eyle, ve Ya Rabbi helalinden bizi rızıklandır, harama bulaştırma, haram lokma yedirme Ya Rabbi. Banka kredilerine vesaire bulaştırma, bulaşanları da kurtar Ya Rabbi. Çocuklarımızı çok hayırlı eyle, neslimizi, zürriyetimizi, damatlarımızı, gelinlerimizi de çok hayırlı eyle. Hepsinin beş vakit namazlarını vaktinde kılmalarını, harama helale çok dikkatli olmalarını ve ya Rabbi inşallah cennet adayı olarak cennette hepimizin Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yanında buluşmamızı nasip eyle cemalini orada doya doya seyretmemizi nasip eyle. Bize yardım eyle. Son nefeste imanı kamil nasip eyle. Ya Rabbi kabrimize girerken cennet bahçesine girer gibi böyle uçarak gidebilmeyi nasip eyle. Yarın mahşer gününde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatini efendim kazanabilmeyi de nasip eyle. Peygamberimize komşu olmayı nasip eyle. Amin, amin, amin. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واشهد ان محمدا عبده ورسوله سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين دعائنا قبول için günahlarımızın affolması için ümmeti Muhammedin sıhhat ve selamati için hayırların fetih bütün ölmüşlerimizin ruhları için Allah rızası için el fatiha